Birazdan tura çıkacağım. Sevgili eşim bana kahve yapmış. Kahvemi içtikten sonra tur başlayacak. Pazar günü turumuza başlayacağız. Haydi, var mı başka gelecek? Yok be. Tamam, nereye gideceğiz? Nereye gideceğiz? Kader bizi nereye sürükleyecek? Bu kadarız zaten. Zaten bu kadarız. Tam Hıdır Ellez gezisi oldu değil mi? Durduruyor anasını tatlım. Halil köyüne geldik. 7 kilometre oldu. Yol soğuk, asfalt ama titreşim nispeten iyi, fazla yok. Buralar güzel. Şimdi rota olarak buradan Erikler Yurdu. Oradan bakalım. Değişik bir rota yapacağız. Pikniğe giden çok durumlu. Bugün yol kalabalık. Aha, yeşil var. Bu var. Hayır. Hayır. Köpek de çok güzelmiş. Yeni kuzulamışlar. Tabii. He? Koyunun yediğini yeme diyor da keçin yediğini yiyemezsin diyor. Evet arkadaşlar, bir 10 dakika bir 5 dakika mola verdik. Kavak nereye gidiyorsun? Rota bilgilerini alabilir miyiz? Navigatörümüz
Salak dere, Bayram dere, Üsküp dere. Derelerden gidiyoruz. Derelerden. Çok kafiyeli oldu, şiir gibi. Bakalım tur nasıl olacak? O da güzel olacak. Şiir ötesi. Üçüncü kilometredeyiz. Erikler yurduna doğru devam ediyoruz. Tabela var. Var gibi ama drone'umuz yok ki, Allah kahretsin. Görelim. Valla bilmiyorum da. Bu mesela 120 tadı vermiyor. 160 amortisörü. Fox'un 160'lık bulmam lazım bir tane. Keçiler. Eşek de var bak. Hayır, hayır. Bir su takviyesi yapalım, evet. Erikler yurduna geldik. Evet, alacağız. Su ikmali yapacağız. Çünkü hayrattan bir su içelim. Ya, o ayar zaten 10 liradan fazlaydı. Bahar gelmiş. Kavakdere'ye doğru gidiyoruz. Kavakdere, Üsküpdere. Yolumuz bakalım. Güzel bir şekilde devam ediyor. Nerede ki şey? Rüzgar Gölü. Bonanza. Bonanza çiftliğindeki. Hala çalışıyor. Hiç bakım olmadığı halde. Güneş paneli tabi. Tabi. Sanki papatya yıkmışsın. Bak sen herhalde papatya. Aa, yol düzeldi bak. Şimdi
Kavakdere'ye 2 kilometre mi kaldı? Gözüktü yol. Az bir şey kaldı. 30. kilometredeyiz. Rüzgara karşı gidiyoruz. Rüzgar karşıdan esiyor. Dönüşte çok rahat edeceğimiz kesin. Dönmez inşallah. Dönmez değil mi ya? Arkadaşlar yola girdik ama yolda köprüyü yenileme çalışmaları olduğu için yan taraftan gideceğiz bakalım. Yol bakıyoruz. Bence şeyden gidelim. Buradan yol yok. Var mı? Haydi bakalım. Yıktıkları için de buradan geçeceğiz. Arkadaşlar herhalde. Buradan devam ediyoruz. Kavakdere yolu. Kavakdere köprüsü yeniden yapılıyor. Buradan devam ediyoruz. Kavakdere köyünü geçtik. 32. kilometredeyiz. Buradan ana yola çıkıp Üsküp Dere'ye doğru yol alacağız. Kızılcık Dere, Üsküp Dere. Bu da sıkıcı. Yani yeni boyamış kamyonda. Burgaz'a doğru gidiyoruz anasını satayım. Su ihmali yaptık. Saat 3'e çeyrek var. İkinci su ihmali yerimiz var. Kızılcık Dere 12 kilometre. Oradan da 9 kilometre sonra da Kırklareli. Üsküp Dere'ye mi gideceğiz oradan? He? Daha da ileride. Hadi bakalım. Ben götüreceğim sizi. Hiç merak etmeyin. Tamam hadi. Oruçluyken daha rahat çıkıyorduk sanki be. He? Bayırlar daha bir zorlayıcı olur sanki. Evet. 40. kilometre. Kızılcık Dere yolundan. Devam ediyoruz. Sucuk mu? Kızılcık Dere'nin sucuğu meşhurmuş. B
Birer kangal yakışır hepimize. Bilal. Koyma yarmazsa olur. Koyma değil mi? Hemen ekmeğin arasına koyacağız. Bir ayır. Çeyrek. Tabii. Bir sürü hayırsever var şimdi. Yol ayrımına geldik. Buradan Kızılcık'a doğru gideceğiz. Oh. Kızılcık'a doğru devam ediyoruz. İleriye doğru bu yaz dağlara sürmeyi planlıyorum. Birkaç çılgın Jandarma Kule Demirköy yapmayı planlıyorum. Bakalım kısmet. Bu yaz bizim için nasıl geçecek bakalım. Çok güzel akıyor. Kızılcık Dere'ye köy yollarından ilk defa geliyorum. Daha önce farklı yollardan, ana yollardan gitmiştik. Yarış bisikletleriyle ilk defa MTB ile köy yollarından Kızılcık Dere'ye vardık. Güzel bir tur oluyor. Rüzgar karşıdan vuruyor. Biraz zorladık ama dönüş için bizim için bayağı bir kolay olacak dönüş. Arkadan vuracak rüzgar. Kızılcık Dere'den çıktık. Dönüş yoluna doğru başladık. Bir hayalimiz vardı, onu da gerçekleştiriyoruz şu an. Rüzgar arkadan vuruyor. Rahat bir şekilde gideceğiz. Gece yok. Biz süzüleceğiz. Süzüleceğiz. Thank you.
Şeytan Deresi'ni oradan geçiyoruz. Şeytan Deresi burası. Kırklareli'de, evet. Kırklareli'deyiz. Ya. Yarım tutacak mı? Kırklareli'deyiz. Rüzgar arka. Dönüşe doğru gidiyoruz. Hop. Böyle. Kırklareli'yi geçtik. 35 kilometre yolumuz var. Kapıya doğru geldik. Kapı sorusu. Mısır'a bana geldik. Islak mıdır acaba? Bey, menüde ne var? Çay. Çay ama öyle şey çay değil. Kaç saat önce demlendi bu çay? 5 saat var. Tuz kaybı da çok oldu. Elektrolit de almadınız. Sizin şeyden yok mu? Keçi gibi tuz yalamanız lazım. Keçi. Keçiler tuz yalıyor.
Köy yumurtasıyla mı yapılıyor? Tabii. Sapsarı. Nazlı dayının yumurta harbi iyi miydi? Güzel. Mavi yumurta sevmiyor. Bizim hanım. Arada şey... çıkıyor onlardan mavi. Bütün o tavuklar öyle. Sapsarı ya, köy yumurtasıyla yapılmış. Süper kek. Kahvaltı konusunu birazdan bitireceğiz. Ondan da bu eskiye doğru yol alacağız. Orman oldu mu ne güzel değil mi? Hiç ne rüzgar esiyor, ne gürültü var. Hiçbir şey yok. Şöyle kilometrelerce şöyle gitsek. Ağaç içinden ne güzel olur değil mi? Ne rüzgarı hissediyorsun ne şey. Bunun lastiği bize sarar. Gece
73 kilometre 4 saat 37 dakika olmuş. 90, 100'ü bulamayacağız ya bu sefer. 100 kilometreyi bulamayacağız. Yine Ceylisi'ydik, bulurduk. İyice çılgınlık. Dönüşe geçtiğimizden beri bekler yok ama şöyle geçtiğimizden beri rüzgar arkadan oluyor. Daha bir şekilde geldik. O bugün pedal bile çevirmedik yani rüzgar götürdü bizi. Yarım saatte evde oluruz. Yeah.
cezası var. Kaçmış.94 kilometre olmuş, 5 saat 26 dakika, 600 tırmanış, 3420 kalori harcamışız. Güzel tur oldu. Değil mi Karamel? Gel, gel.